Herkese merhaba arkadaşlar. Bizim sosyal medya uzmanımız var, Harun. Bazen izliyorlar Harun Kevrek. Yine böyle bir şey hazırlamış. Yine bize söylemedi. Ne olduğunu gerçekten ben bilmiyorum. Belki Rıdvan biliyordur, biliyor musun? Yok abi. Şimdi Harun söyleyecek. Harun, sen bizi niye topladın? Sen biliyor musun? Biliyor muyum ben? Bir atırım da abi, ne demeyeceğim? Abi, şimdi şöyle bir şeyler yapacak ama bilmiyorum. Bakalım ne çıkacak. Daha önceki gözaltına alındık videosunda. Evet, haberimiz yoktu. Yine sen yoktu. Son dakika bir şey anlattın bize. Hiçbir şekilde haberi olmuyor. Direkt konuya giriyorum. Abi şimdi aslında bu çekeceğimiz video biraz Rıdvan Kevrek ismiyle ilgili. Şöyle bir durum var. Biz Level olayına girmiştik bir ara. Hani biz de fotoğraf çektirdiler. Bir level atladık dedik. Fan sayfamız açıldı. Bir level daha atladık dedik. Ondan sonra ne oldu? Başka bir şey daha olmuştu. Başka ne oldu? Sokakta insanlar tanımaya başlamıştı. Evet, sokakta insanlar tanımaya başladı. Bir level daha atladık. Bilmem ne falan dedik. Konuşmamızda daha önce şöyle bir şey de söyledik. Dedik ki buraya eğer düşersek level'in kralını atlayacağız. Nereyeydi o? Konuşmuştuk eski mi? Eski sözcük. Eski sözcük. Yani, aynen şöyle bir şey var. Eski sözcük yani düşersek kalite. Eğer biz level'in kralını atlarız tarzı 10-15 belki level'i buluruz tarzı düşünüyordum. Eksi yüzeye de aslında 3. ayda düştük. Sana da söylemiştim düştük diye. 2020'nin 3. ayı. Aynen. Video abi yapacaktık üstün, pandemi sürecinden dolayı. Evet. Üstünden 5 ay geçmiş abi. Ama ona geliyoruz. Video yapacaktık pandemi sürecinden dolayı, ben Urfa'daydım. Burada olmadığım için videoya giremedik. Yeni. Aynen mecburen. Onu, yeni çekiyoruz. Hatta biraz da iyi oldu. O zaman 3 yorum vardı, şimdi 10 yorum olmuş. 10 yoruma yapalım. İyi oldu, güzel. İstersen bir ay daha bekleyelim, belki 20 yorum olur. Eksi sözlük bizim için aslında çok güzel oldu. Nasıl güzel oldu? Ya. Oraya düşmek kalite. Yani hakikaten de kaliteli işin. Ama her zaman da kaliteliler düşmüyor. Aynen, fark etmiyor. Bazen düşüyor ama bizde şu anda hakikaten olumsuz yorum yok. Zaten anladınız az çok konuyu. Eksiözlük.com sitesinde Rıdvan Kevrek adı altında bir başlık açılmış ve yorumlar gelmiş. Güzel. Belki görmüşsünüzdür yorumları. Gördünüz mü, okudunuz mu? Ben görmedim. Nasip görmemiş. Görmedi. Rıdvan okumuştur. Ben okudum da o zaman 2-3 tane vardı. Evet, şimdi yorumlardan yola çıkarak sizin de yorumları yorumlamanızı isteyeceğim. Eksözlük yorumlarınızı. Cama sıkışan fok yavrusu isimli bir kullanıcı yazmış. Sosyal medyanın yeni video içerik üreticisi, ben tebessüm ettim. Oldukça özgün videolar yapıyorlar. Kendi imkanları doğrultusunda güncel olayları ele alarak skeç çeken bir grup Mersinli genç. Çektikleri videoların müzikleri ve kurgusu olacak o kadardan izler taşıyor. Yolları açık olsun. Allah razı olsun. Evet. Ben çok merak ettiğim şey, o adam o ismi çok aramış mı? Başka bir şeyden bahsediyor mu? Kullanıcı adı bulamamıştır. Ama güzel yorum yazmış. Evet. Bu yorumu her zaman alıyoruz. Şurayla ilgili birkaç cümle alacağım hepinizden tek tek. Olacak o kadardan izler taşıyor. Bizim için gurur verici. Bence de. Güzel bir şey ya. Gerçekten güzel. Yani öyle bir duayenle, öyle bir isimle anılmak yani hakikaten büyük bir gurur. Abi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Gazetecilik dönemimde çok ünlü insanla yan yana geldim. Hiçbiriyle bir fotoğraf çekmedim. Sadece Levent Kırca ile çektim. Bulabilirsem ben bu fotoğrafı buraya da koyarım. Kısmet olmadı bana. Evet. Ben bayağı bir seviyordum. Herkesin, nasıl diyeyim? Sevene var, sevmeyene var. Herkesin sevdiği ve sevmediği kişiler var. Şeyin de Levent Kırca'yı da sevmeyen çok kişi var. Yani çok fazla var. Yani bizi izleyip Levent Kırca'yı sevmeyenler de olabilir. Yani sen bir yere bağlayamıyorsun. Sen şimdi bunu niye yaşadın? Şimdi adam diyecek ki arkadaş ben Levent Kırca'yı sevmiyorum, ne alaka diyecek. İyi, sen sevmiyor olabilirsin de yani biz ne seviyoruz. Ne kadar sevmese de saygı duyması büyük, gerekiyor. Tabii büyük bir sanatçı olduğunu ve ülkeye de katkısı olduğunu da göz ardı etmesin. Sadece Levent Kırca için değil, genel olarak yani. Mesela Kemal Sunal herkes sever ama sevmeyen de vardır. Var tabii canım, olmaz olur mu? Levent Kırca'yı da sevmeyen çok var. Hep böyle iktidarı eleştirdiği için. Ama iktidar derken yanlış anlaşılmasın. Bütün iktidarları. Bütün başa gelenleri. Adamın çıkış noktası bile o yani. Sanatı kullanıyor. Ben muhalifim diyor. Bir böceği bile eleştirebilirim diyor. Abi sanatçı her zaman için halkın yanında durması gerekiyor. Yani hiçbir şekilde siyasete kendini alet etmemesi gerekiyor. Levent Kırca'nın da siyasete kendini alet ettiğini düşünmüyorum. Halkın ben sorunlarını dile getiriyor zaten. Aynen. Çok şirin bir ekip, çok başarılı değiller, çok yetenekli değiller, yakışıklı hiç değiller. Ne güzel kaldı? Hiç değiller demiş. Devamı var. Buraya bir yorum yapın, ondan sonra devamı getireceğim. Yakışıklı değiliz. Güzel iş değiliz. Aslında ben kilo versem yakışıklı.
Olmuyor. Evet abi, devamında ama iyiler ya, güncel konuları işliyorlar. Saçma sapan amaçsız videolar çekip küfür etmek yerine kendi gördüklerini, eksikleri işlemeye çalışıyorlar. Cesurlar, helal, devam diyorum diyor. Valla giriş kötüydü ama sonradan yine olumluya dönmüş. Ya giriş kötü değil aslında, bizi sevdiği için yazmış bence. Abi yakışıklı değiliz. Ya İlyas Alman da çirkindi ama çok yetenekli, büyük bir sanatçıydı yani. Yani her şeye rağmen çok şükür elimiz ayağımız var, gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor. Buna da şükürler olsun. Ben de kendimi ekibin yakışıklısı diye kaldım. Ne diyorsunuz abi, buraya son yorumları alalım. Ondan sonra geçelim. Yani hakkın tahtı abi ya. Güzel yorum yapmış. Abi takılmayın, kızmayın bak. Adamlara kızmaya... yorum yapmamış. Abi... Ama yetenekli konusunu ben eleştiriyorum. Şunu açıkça söylüyorum. Yani insanlar ne der bilmiyorum. Biz yeteneksiz olduğumuzu düşünmüyoruz. Ki... Hem kendi adıma Rıdvan Nasih, yani kesinlikle yeteneksiz olduğumuzu düşünmüyoruz. Şayet kendimden de yola çıkarak kendim ve arkadaşların da yeteneksiz olduğunu düşünseydim ve düşünseydik bu işe zaten girmedik. Ya şöyle bir şey var, yetenek konusuna girdin abi, ben de değineyim. Ya, yeteneksiz o yorumu olsaydık kabul eğer, etmiyorum. Bu tarz tikeç konuları çıkartamazdık. Ya, ondan dedim ya, yani o yorumu kabul etmiyorum. Kendimize güveniyoruz o konuda. Geçiyorum abi, o zaman ekleyeceğiniz bir şey var mı? Bence arkadaş tatlı. Onun hakkını yemeyin. Buralar değerlenecek, çok güzel bir ekip. Sadece bu kadar biliyorum. Bu aralar dince aslasını sanır ki bu aralar karışacak vaziyet alır karışacak diye öyle bir şeyler verdim. İnşallah bekliyoruz. Yani umarım 1 milyon yorum olur. Birkaç gün içinde yazdıkları ve oynadıkları skeçlerin milyonlarca TL'lik bütçeli filmlerden çok daha kaliteli olduğunu düşündüğüm ekibin başındaki arkadaş. Bir gün göreceksiniz, çok ünlü olacaklar ve bunu hak ediyorlar. İmzalı bir fotonuzu isterim şimdiden. Not Şişman Reis her zaman yerin ayrı demiş. Ben bir şey söylemek istiyorum, giriş olsun diye arkadaşlar da yapsınlar. Bizim gerçekten duygularımızın tercümanı olmuş diyebiliriz. İmkansızlıklarla zaten bilen biliyor. İmkansızlıklarla biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün imkanı olup da işte platolar, işte bilmem mekanlar, bir sürü prodüksiyonlar ayaklarına serilip de sadece naylon ve yapmacık olmaktan öte gidemeyenleri de görüyoruz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bence de çok iyi yazmış. Hatta bu zamana kadar gördüğüm en iyi yorumlardan biri. Çünkü adam iyi analiz etmiş. Yani çok iyi analiz etmiş. Güzel yorum yapmış. Beni ayrı bir tarafa atmış. Teşekkür ederim benim. Abi buradan uzun cümle geliyor. Buradan kısalıyor. Burada aynen. Katılıyorum. Buradan gelsin bir sonraki tamam. Sorunun cevabı. Şişman Reis adına da bir tane açılmış ve sadece bir tane yorum var. Çok sakın o ben olmayayım. Artık bir bu adamı ve bu adamları demiş keşfetsin de Türk komedi sineması yeniden doğsun. Hep aynı komik olmayan yüzleri çektiler. Beş para etmez filmlerden gına geldi. Şu adamlara iki koyan yeminle beş alır. Resmen tırnaklarıyla kazıya kazıya geliyorlar demiş. Demek ise şey şu. Yani destek onu verir karşılığını alırsın. Evet, karşılığını alırsın. Paranızın karşılığını alırsın demişler. Aslında güzel bir yorum, bayağı güzel. Abi valla hakikaten bizim anlatmak istediğimiz şeyi kendisi zaten yazmış adam. Destek biz bugüne kadar hiç kimsenin kapısına gidip de elimizi açmadık. Ha bugünden sonra gelse, yani gelirse belki yok demeyiz ama yine gidip kimseye yalvarmayız herhalde ya. Herhalde değil, yalvarmayız. Onun haricinde komedi... Şimdi büyük konuşmayayım yani öbürsü gün. Abi biz kendi demeyik başkasına. Ya biz gitmeyiz abi. Biz gitmeyiz. Komedi sektörüyle alakalı da ben şunu söyleyeyim. Yani her eline kamera alan son dönemde sinema filmi çekmeye başladı. Onlar bu filmi çektikçe bu işi yapan adamlar ya biz bir kenara çekilik zaten yapsak da izlenmiyor moduna girdi. O yüzden böyle... Bir. Tanımadığımız adamlar bile sinema filmi çekiyor şu an. Bir. İkincisi bu ülkede gerçekten çok yetenekli insanlar var. İmkansızlıklardan dolayı yok olup gidiyorlar. Yok olup gitmelerinin tek sebebi de imkanı olan içi boş iş sunanlar yüzünden yani. Parası olan iş yapıyorum diye ortaya çıkıyor ama yetenekli insanlar harcamıyor. Şişman Reis'le alakalı bir tane daha yorum var. Aynı kişiden Nasih Öner adı altında açmış ilk sözleri. Adam beni çok iyi desteklemiş. O adam ayrı. Şunu demiş. Rıdvan Kevrek adlı arkadaşın yazdığı skeçlerde oynayan uzun zamandır Türk sinemasını görmediği derecede güldürmeye müsait olan yetenekli bir oyuncu. Asıl mesleği fırıncılık olan bu arkadaş da diğerleri de çok
daha iyi konumları hak ediyorlar. 3 kişi kısa sürede yazıp oynadıkları skeçleri milyonlarca TL'lik bütçe filmlerinden çok güldürüyorlar. Açım diyen elemanı, evet, açım diyen elemanı önce azarlayıp sonra sosyal deney olduğunu duyunca garsona seslenme sahnesine bayılıyorum şeyi söylemiş. Sosyal deney. Sosyal deney. Nerede kaldı bunların yemeği? İlla ki bağırıp çağıralım mı gibi bir şey diyordu, efsane demiş. O sahneyi doğaçlama oynamıştır. Doğaçlamadan ziyade ben şunu fark ettim. Konuşayım mı? Konuşarız. Ekşi Sözlük'teki bu birkaç yorumu okuduk. Ben Ekşi Sözlük'te şunu anladım. Ekşi Sözlük'teki kişiler gerçekten çok büyük gözlemciler. Yani özelliği zaten abi. Abi hakikaten çok kaliteli insanları olduğuna şimdi inandım. İnciğine boncuğuna kadar, yani seni hiç tanımalarına gerek yok. Baktım anlıyorlar, sizi tebrik ediyorum adam arkadaşlar. Adam beni öyle bir tarif etmiş, ben kendimi o şekilde vallahi ifade edemem yani. Şaşırdım yani, ne diyeyim. Adam çok güzel bir şekilde anlatmış ama Türk sinemasına yani işte biraz da bu yüzden etkiliyor ya. Şimdi ben kendimi sinema oyuncusu olarak görürsem yarın Instagram'a sinema oyuncusu yazarsak ne olacak? Abi var ya, vallahi var. Sen görme, onu halk görsün. Halk görsün, zaten ben görmüyorum. Evet, şimdi evet abi, Şişman Reis'i tamamladık. Cüneyt Özen isminde de bir başlık açılmış. Rıdvan Kevrek ekibinden bir arkadaş Muşlu olup Çukur dizisi gibi bir iki dizide rol almışlığı da var demiş. Burada nokta koyuyorum. Bir iki çok, değil. Ha, bir çok bir iki değil, memleketin ne kadar sinema dizisi varsa hepsinde var. Ha, hepsinde var ama bilinmiyor. Bir türlü değer de bilinmiyor. İnşallah bu dakikadan sonra bir şeyler olur diye düşünüyoruz. Dostum burayı okursan inan ki çok iyi niyetli söylüyorum. Söyle sana abi, diyor abi. Söyle abi. İlk günden beri ekibinizi takip ediyorum. Benim beklentim sende büyük bir gelişme olacağı yönünde iken daha çok ilk zamanlarda tutuk olan Rıdvan ciddi bir şekilde kendini geliştirdi. Tebrik et. Tamam. Çok doğal oynuyor. Ses tonu da, mimikleri de öyle. Senin konuşurken vurgular çok keskin. Nasıl anlatayım? Çok abartılı gibi nacizane kendi fikrim tabii bu. Bir de dostum, röportaj olayına son veremelisin. Senin kanaldaki röportaj olaylarından bahsediyor galiba. Sürekli oyunculuk, oyunculukta eğitim almanın önemi vesaire irite edici oluyor. Eyvallah da yeter abi, besse demiş. İşte besse dur demek, evet. Değil mi? He. Adamın ağzından ben kimin kimim abi, ben berberim, herkes oyuncu olamaz abi, eğitim almak lazım abi. Duyana kadar ömrünü yedin adamın demiş. Herhalde Tolga'yla röportajdan mı? Ayrıca dostum, ne yapacaksın sen? Milletin eğitimini, kendi işine odaklanmalısın bence. Ve göreceksin, sadece işine odaklanıp sabırla beklersen kesinlikle başarılı olacaksın. Meşhur olduğun zaman bana ulaş da bir imzalı foto falan yolla hemşerim. Güzel kardeşim, belli ki sen bizi Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da her yerde takip ediyorsun. Şimdi açıklayacağım şeyi, izlersen duyarsın, izlemezsen diğer insanları da açıklamış olayım. Oyunculuk üzerine yaptığım söyleşide bilerek yapmak istedim. Kendi kanalımda yayınlıyorum. İnsanlara eğitimi var mı diye sorduğum zaman 85 milyonluk ülkede 80 milyon oyuncu var. Sizde hiç vicdan yok mu? Şimdi arkadaş rahatsız olmuş, oyunculuk üzerine röportaj yapıyorum. Ve röportaj yaptığım kişilere oyunculuk eğitimim var mı diye soruyorum. Oyunculuk üzerine eğitim röportaj yapıyorsam bundan doğal ne olabilir? Yani diyelim ki Rıdvan'la yapıyorum ki yaptım da. Rıdvan'a, ben her seferinde oyuncu olmadığımı söyledim. Söyledim ve Rıdvan'a da eğitim almayı ya da nasıl eğitim almayı düşünüyor musun diye sormak istedim. Çünkü güzel kardeşim, nasıl ki bir beyin cerrahına bir manav giremiyorsa bir oyuncu da oyunculuğa da bir manav giremez. Kusura bakmayın. Ama bazen doğal yetenekler oluyor. Bekle oraya geliyorum. Doğal yeteneklerin kesinlikle sanata kazandırılması lazım. Ama kazandıktan sonra da gidip kendini geliştirmesi lazım. Mesela Nasih doğal yetenek değil mi? Adamın belli bir zamandan sonra gidip eğitim almaması büyük bir hata olur. Anlatabiliyor muyum? Sen doğal yeteneğinle bir yere kadar gidersin, orada tıkanırsın. Tıkanırsın ve insanlar senden artık soğumaya başlar. Soğumamasının tek sebebi de eğitim olur. Kendini öyle bir geliştirirsin ki insanlar böyle şaşırıp kalır. Oyunculuk ele ayağa düştü. Yazık. Yazık abi. Yazık yani. Yani yakışıklı bir adamsın.
Ama giyimine, kuşamına özen göstermesen... Ne işe yarar? Bu kadar basit. Özen göster daha yakışıklı olur. Bu kadar basit. Eyvallah. Sona geldik. Maskot Kafe'ye de teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar şeydir, Saltelikler dizisine de destek oluyor. Burada da çekiyoruz. Şu an bu yayını da burada yaptık. Maskot Kafe, Mersin sahilinde, Pozcu sahilinde. Teşekkür ediyoruz. Kapat. Kapatalım. Kapat abi. En sabahsa kapanacak.